Doğu Kiliseleri Cemaati koronavirüsle mücadele kapsamında Suriye ve Yeruşalim'deki San Joseph Hastanesi'ne Papa Francesco adına solunum cihazlarını gönderildiğini duyurdu. Solunum cihazlarını ek olarak Gazze'deki insanlar için koronavirüs teşhis kitlerinin tedarik edileceği açıklandı. Papa Francesco adına Doğu Kiliseleri Cemaati koronavirüsle mücadele kapsamında Suriye'ye 10 ve Yeruşalim'deki San Joseph Hastanesi'ne 3 adet solunum cihazının gönderildiğini bildirdi. Salgınla mücadele için başlatılan acil yardım fonundaki bağışlarsa cemaat tarafından belirlenen ilk maddeler arasında yer aldı. San Josef Hastanesi'ndeki solunum cihazlarına ek olarak Gazze'deki insanlar için teşhis kitlerinin tedarik edileceği açıklandı. Doğu Kiliseleri Cemaati Doğu Katolik Kiliselerini desteklemekle birlikte Mısır, Eritre, Kuzey Etiyopya, Güney Arnavutluk, Bulgaristan, Kıbrıs, Yunanistan, İran, Irak, Lübnan Filistin, Suriye, Ürdün ve Türkiye'deki Katoliklerin de ihtiyaçlarını karşılıyor. Acil Durum Fonu'nun Papa Francesco'nun koronavirüs salgınının neden olduğu küresel krizle mücadele etmek ve yoksulları terk etmemek çağrısına yanıt olarak oluşturulduğu ve salgınla mücadele komisyonuyla beraber çalışılacağı açıklandı. Fon, Katolik Yakın Doğu Refah Vakfı ve Filistin Papalık Misyonu kuruluşunun aktif işbirliği sayesinde faaliyet gösterecek. Her iki kuruluşta New York'ta bulunuyor ve Kanada'da ofisleri mevcut. Doğu Kiliseleri Cemaati salgın hastalığın yarattığı ekonomik belirsizliğe rağmen yıllık olarak okullara ve Katolik üniversitelere yardım sağlanacağını, Suriye ve Irak'ta yerinden edilenlerle beraber Lübnan ve Ürdün'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren mültecilere yardım edileceğini açıkladı.